Herkese merhaba. Bugün günlerden 15 Aralık 2020 Salı. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri rutin olarak manşet programını yapıyoruz. Fakat dün Londra'da işlerim vardı. Ondan dolayı nöbeti Turhan Gürü Yılmaz'a devrettim. Ve dün yapamadığım yayını bugün yapacağım. Yarın da olacak. Normal günü ve saatinde Cuma'da olacak. Allah izin verirse... Manşet programı Londra'daydı. Londra'da işlerim vardı. Dedim Londra'yı anlatayım. Londra gerçekten Mart ayından bu tarafa, Mart ayı ortasından bu tarafa bildiğimiz Londra değil. İnsanlar evlerine çekilmiş durumdalar. zorunlu olmadıkça çıkmıyorlar. Gazetelerde falan bazı fotoğraflar paylaşılıyor. İşte efendim bazı turistik noktalarda veya halkın çokça buluştuğu merkezi bazı noktalarda, Soho gibi. Covent Garden gibi filan noktalarda, Piccadilly Circus gibi filan noktalarda elbette oluyor yani oralarda bir birikme oluyor. Londra'ya nadir de olsa gelen turistler oralarda dolaşıyorlar falan. Oralarda bir kalabalıklaşma oluyor ama genele yansıyan bir şey yok. Genelde şunu söyleyebilirim. Londra'da hayat büyük, büyük oranda durmuş durumda. Metrolarda, otobüslerde tek tük insan var. Yani eskiden ayakta duracak yer bulamadığınız otobüslerde, metrolarda şimdi oturacak yer seçiyorsunuz. Ki insanlar da zaten biliyorsunuz aralıklı oturuyor. Caddeler, sokaklar bomboş. Ee, ve bu işin nereye gideceği de bilinmiyor. Her yerde uyarılar var. Reklam panoları bomboş. Reklam panoları, yani reklamcılık da, yani ekonomi durduğu gibi reklam da durdu. Reklam panolarında sadece işte elinizi yıkayın, hijyene dikkat edin, mesafeye dikkat edin gibi uyarılar var. Hemen her yerde. Yani reklam panolarına bakın. Metroda, dışarıda, caddede, sokakta, billboardlarda... Gazetelere baktığınızda da gazeteler son derece incelmiş durumdalar çünkü reklam sayfaları küçüldü. Her neyse e, yok yani reklam panolarının yerlerini uyarılar, hükümet uyarıları veya Sağlık Bakanlığı, Sağlık Sistemi uyarıları e, dolduruyor. Bu durumun nereye kadar ne kadar gideceğini bilmiyorum ama birazdan korona gündemiyle ilgili haberlere baktığımızda kolay kolay atlatamayacağımızı da söyleyeyim. Aşılama başlamış olması birden fazla aşının tedavile çıkması ve bunların yüzde 90 üzeri koruma sağlaması falan gibi haberler insanları mutlu ediyor, sevindiriyor ama tedbirli hayatın bu kadar sıkı olmasa bile benzer bir yaşam stilinin 2021 boyunca devam edeceğini öngörmek gerekiyor. 2022'dense emin değilim bir şey söylersek kehanet olur. Gündemimizde ne var ne yok bakmadan önce bir önceki yayında Ahmet Şık'ın iddiası üzerine bir yüksek yargıda bir yüksek yargı görevlisinin işte efendim eşini dövdüğü vesaire eşinin de yargıya müracaat ettiği filan gibi haberleri okumuştum. O kişinin İrfan Fidan olduğunu anlamıştım ama yayında söylemedim. Yani %100 teyit etmediğiniz zaman emin olmadığınız zaman ya ben bunu hissediyorum. İrfan Fidan falan demek doğru olmaz. Bizim işimiz gazetecilik ama tahmin etmiştim. Zaten Ahmet Şık'ın tweetlerini okuyanlar da biraz bu konularda mürekkep yalamışsa o kişinin İrfan Fidan olduğunu anlardı. ve neticede İrfan Fidan olduğu ortaya çıktı ve İrfan Fidan da işte efendim bunu klasik bir söylemle savuşturma yolunu tercih etti. O arada Ahmet Şık'ın tweet mesajları da engellendi. Türkiye'nin genel alışkanlığı. Türkiye iddialara karşı doğrusunu ortaya koymak, cevap vermek vesaire gibi şeylere tevessül etmiyor. Direkt yargıya gidiyor ve yargıdan da direkt engelleme çıkartıyor. Türkiye'yi yöneten insanların ve o yöneten insanların altında şekillenen veya sıralanan insanların genel tabiatı bu. Şimdi Avrupa kapanıyor ya Türkiye evet korona ile ilgili bir konu ama geneli de geneli de yansıyan bir tarafı var. Buna bakacağız. YouTube kapak konumuzsa e, Alaaddin Çakıcı. Alaaddin Çakıcı epey süren, e, zannediyorum geçen ay ortasından beri süren, Kasım ortasından beri süren suskunluğunu Aralık ortasında bozdu. E, ona bakacağız. E, bugün yani 15 Aralık günü Twitter'a bir mesaj koydu. Bu defa bu mesaj e, telefonda... E, işte not defterine veya bilgisayardaki not defterine yazılmış bir mesajdı. El yazısı değildi. Önceki mesajlarını hep el yazısıyla yazan Çakıcı'nın böyle bir mesaj paylaşması o açıdan dikkat çekici. Ve mesajda hedef aldı CHP oldu. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil CHP sözcüsü Faik Öztrak'ı da hedef alan bir mesajdı bu. Mesaj CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın mafya bozuntusu şeklinde kendisine hitabına e, kükreyerek başlıyor Alaaddin Çakıcı. E, ve CHP'yi PKK ile HDP ile ortak olmakla e, suçluyor. Bir noktada bakın burada Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu diyerek, Kılıçdaroğlu'na sayın demiş. Ama onun öncesinde ağzında yara olmayan, sürekli tehdit eden, hakaret eden falan diye de sıralıyor. Esasen hakaret eden, tehdit eden Alaattin Çakıcı'nın kendisi. Ben Kılıçdaroğlu'nun veya Faik Öztürk'ün mesajlarına da bakıyorum. Ee, hakaret olabilir. Yani mafya bozuntusu lafını hakaret olarak algılıyor olabilir ee, Alaattin Çakıcı. Ama yani bir tehdit e, gö gördüğümü söyleyemem. Sonlara doğru baktığınızda onlara beni öldürtecek kadar yani PKK ile DHKPC ile ortaksınız, onlara beni öldürtecek kadar yürek yok mu falan demiş. Yani hep bunu söylüyor. Yani beni öldürtecek misin, beni öldürtecek kadar yürekli misin, beni öldürtecek kadar yürek yok mu falan. Bunun mafya raconunda karşılığının yani bir öldürme veya ölüm tehdidi falan gibi algılandığı söyleniyor ama... ...Çakıcı'nın kaleme aldığı bütün mektuplarda beni öldürtecek misin, Öldür... yani öldürt yürekli misin falan işte... Bu bu tür şeye dönmesi çok tuhaf. Ee, Türkçe okuyan, Türkçe konuşan insanlar bu racona da hakim değilse ben de hakim değilim yani. E, ya bu, bu burada ne demek istiyor diye anlamaya çalışıyor. Erkeklik şikayet etmek ve devletin zırhını giyip e, konuşmak değildir demiş. Çok tuhaf. Ee, orada tabii gene böyle işte erkeklik, kadınlık. E, hatta çok affedersiniz böyle hani o raconda kancıklık falan da derler. Bunun üzerinden yürüyor. Bir eril faaliyet var. Son dönemin moda tarifiyle söyleyeyim. İkinci tarafı da devlet zırhı giyip giyinip konuşmaktan bahsediyor. Yani devlet zırhını gi giyinip konuşan CHP mi, Faik Öztrak mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Bu da çok çok tuhaf. Devlet zırhını giyinip konuşan ve devleti arkasına alan, her o meşhur fotoğrafta işte Mehmet Ağar'la, Korkut Eken'le filan bir resim veren, ee, ve şu anda fena halde muteber olan, e, muteber bir vatandaş olan ve filan herkesin karşısında hizaya girdi. Alaaddin Çakıcı mı? Devlet zırhını giydi ve konuşuyor. Gerçekten tuhaf yani çok çok tuhaf. Ee, devamında da e, savcılığa e, suç duyurusunda bulunmuşsunuz. İşte savcılık çağırdığı an mutlaka gidip ifademi vereceğim diyor. Demek ki savcılık çağırmamış. <laughs> yani... Demek ki Alaaddin Çakıcı savcılık çağırmamış. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretlerin üzerinden bir aydan fazla geçti. Savcılık hala soruşturuyor. Neyi soruşturuyorsa? Twitter'a konmuş bir mesaj var, bir mektup var, el yazısıyla yazılmış. Bu mektubu yazan buna, bunun arkasında duruyor. Twitter bile işte ağır hakaret ve tehdit içerdiği için mektubu kaldırmış falan. Her şey bu kadar açık ve net. Savcılık neyi soruşturuyor bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum ve bir ayı aşkın bir süredir ifadeyle çağırmamış Alaaddin Çakıcı. Bunu da Alaaddin Çakıcı'dan öğreniyoruz. Yani yani bazı şeylerin arkasına düşmeyince ne oldu ne bitti filan Türkiye'de de gazetecilik bittiği için iki şey yapıyor Türkiye'de gazetecilik. Tamamen işte iktidarın söylemiyle hareket ediyor. İktidar kürsüden ne açıklarsa onunla yetiniyor. Aşağı dönüp bir açıklama şe şeysi yok, bir araştırma güdüsü yok. İşte enflasyon açıklanıyor onu doğru kabul ediyor. İşsizlik açıklanıyor, onu doğru kabul ediyor. Yani dönüp bir araştırıp teyit etme şey yap. İşte Covid'de ölüm veya vaka sayısı açıklanıyor, onu doğru Yani iktidarın resmi söylemini her söylediği, ortaya koyduğu şeyi doğru kabul edip yürüyen bir muhalefet ve bir medya var. Haliyle bunun doğrusunun bakan, teyit eden bir şey de yok. Bu durum bu tür konularda da geçerli. Çakıcı ağır hakaretler ve tehditler savurmuş ülkenin ana muhalefet liderine. Üzerinden bir aydan uzun bir zaman geçmiş. Adliye ne yapıyor? Bakan yok. Çakıcı açıklamasa kimsenin de bileceği yok. Artı bir de Alaaddin Çakıcı'ya karartma uyguluyorlar. Alaaddin Çakıcı'nın şu mektubunu bugün yazdığı ve Twitter'a koyduğu şu mektubunu bakın e, sosyal ağlara, bakın e, internet sitelerine Kimsenin paylaştığını falan da görmüyorsunuz. Negatif, pozitif, yorumlu, analizli. YouTube ekranlarında falan da, yayınlarında falan da paylaşılmıyor. Alaaddin Çakıcı muhtemelen yukarıdan gelen bir talimatla, saray kaynaklı, propaganda bakanlığı kaynaklı bir talimatla muhtemelen diyorum emin değilim. Yukarıdan gelen bir talimatla Alaaddin Çakıcıyı görmeyin. Yok sayın. Muamelesine tabi tutuluyor. Şu anda Türkiye medyasında özgür olan olmayan, havuza bağlı olan olmayan, kendi başına YouTube yayını yapan yapmayan Twitter'da mesaj atan atmayan çevrelerce. yok sayılıyor. Ondan dolayı da yeni bir mesaj koymuş Twitter'a falan bunu çok fazla şey yapamıyorsunuz. Belki birkaç paylaşım oluyor oradan görebiliyorsunuz. Yaygın bir şey yok. İlk hakaret ve tehdit şeyi çok yaygın olarak paylaşılmış, Artı eksi yorumlar yapılmıştı. Ondan dolayı herkesin malumatı olmuştu ama son dönemde çakıcı yok sayılıyor. Bunu da söyleyeyim. Evet, savcılık çağırmamış hala. Orada kalmıştık. Devamla diyor ki ben sizin gibi devletimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmedim. Ülkesini batılı devletlere şikayet edene yurtsever değil, vatana ihanet eden derler. Ülkesini batılı devletlere şikayet edene şikayet ediyor denir hain falan değildir. Bir bu. İkincisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi batılı bir devlet değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin taraf olduğu bir mahkemedir ve Türkiye'nin de devlet olarak müracaat ettiği, Türkiye yurttaşlarının veya kurumlarını da devlet ola, kurum olarak yurttaş olarak müracaat ettiği uluslararası bir mahkemedir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da vardır. Çünkü hatta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası der ki, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde orası geçerlidir. Benim sözleşmem veya benim anayasam veya benim kanunlarım değil. Aç anayasayı oku. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye ve Türkiye yurttaşları... Anayasaldır, yasaldır, meşrudur ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek bir şikayet değildir. Oraya gidersin, dava açarsın, müracaatta başvuruda bulursun, haklılığını savunursun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bir şey der. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir şey dediğinde de ona uyarsın, uymak zorundasındır. Evet, Bu şikayetçilik değildir, vatana ihanet hiç değildir. Eğer bunun vatana ihanet olduğunu düşünüyorsanız kanunlarınızı değiştireceksiniz. Yemez ama değiştiremezsiniz yani şu aşamada. Her neyse. E, bu mesajda da e, böyleydi. E, ama dediğim gibi tehdit, hakaret yapanın yanına ka kar kalıyor. İşte MHP'nin genel başkan yardımcısı... ...genel başkan HDP kapatılmalıdır bir daha açılmamak üzere falan dediği günlerde... ...itlafı gereken siyasi haşere sürüsü dedi HDP ve HDP camiasına. Evet. Yani bir... HDP'liye bunu diyen Semih Yalçın şu en soldaki kişi. Pervin Buldan'a bakışına bakar mısınız yani? Evet. evet. Bu da biraz önceki Twitter mesajının cisimlenmiş hali. Ne diyeyim ben yani? Aydınlık geri durur mu? Aydınlık da destek veriyor. Aynı şekilde kuşatma HDP'yi kapatarak yarılır. Evet. Bahçeli Perinçek ittifakı. O arada ATV'de Dikkat eder misiniz? HDP HDP logosunda böyle el bombalarıyla falan filan. HDP logosunu bozuyorlar, tahrif ediyorlar ve işte el bombası, mervi, mermi filan koyuyorlar. Yani. yani Kopmuş gidiyor ülke yani. ATV'den bir kare. Bunu da Rütük'e Rütük e şikayet etmişler yani. Çakıcı'nın şikayet edildiği savcılık ne yapacak? Bu görüntünün şikayet edildiği ATV hakkında Rütük ne yapacak? Ters çevirin yani. AKP logosuna benzer simgeler yerleştirilse, MHP logosuna benzer simgeler yerleştirilse ne olurdu? Şafağa beklemez alırlardı. O arada Süleyman Soylu'nun son meclis konuşması çokça paylaşıldı falan ama... Size şunu söyleyeyim. Süleyman Soylu tam anlamıyla MHP'ye kaymış durumda. Bu da bu haberi de onun için getirdim ekrana. Hürriyet'in iç sayfasından. Terörist Bükücü İçişleri Bakanımız Soylu paylaşımı MHP'den. Ee, Süleyman Soylu o... Hani mecliste muhteşem konuştu falan filan diyorlar ya yarım saatlik bir konuşma. Oh oh PKK filan o oh, işte oh ohlu konuşma. Bakın ertesi gün havuzda Süleyman Soylu'ya ilişkin birinci sayfalarda çok bir şey görmezsiniz. Hele sabahın birinci sayfasında sabahın halen Serhat Albayrak'ın başında olduğu sabahın birinci sayfasında Soylu hiç yoktu. Yani Soylu yasaklı bir anlamda saray özellikle sarayın çelik çekirdeği tarafından kontrol edilen medyada soylu yasaklı ve bunu da bunun da farkında yasaklı olduğu için de mecliste e, konuşuyor yani meclis kürsüsünü kendini anlatmak için kullanıyor ve oradan da işte efendim bir şey yürüyor bir propaganda yürüyor. E, ve saray, saray, sarayın saray medyası, Sabah, şusu busu, ATV'si Soylu'ya karşı A Haber'i Soylu'yu görmüyor. Göstermiyor. İçeride de böyle büyük bir kavga yaşanıyor. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy işte böyle bir fotoğraf paylaşmış Süleyman Soylu'yla ve terörist bükücü İçişleri Bakanımız Soylu falan diyerek de e, sosyal ağlarda bu şekilde paylaşmış. MHP'liler sahip çıkıyor Süleyman Soylu ya. yani anlatabiliyor muyum? Yani Soylu'nun e, partisi AKP'li midir, AKP üyesi midir bilmiyorum. Sarayın atadığı bakan Süleyman Soylu, AKP'de üyeliği var mı yok mu bilmiyorum. Milletvekili değil. E, Soylu'nun MHP'liliği ne bir anlamda gösteren bir bir şey yani bu. Meclis bu hale mi gelecekti, bu hale mi düşecekti diye sormuş Yeni Asya ama yani meclis yok ki ülkede. Tek adam rejimiyle iyice işlevsizleşen milletvekillerinin bakanlara soru sorma süresi 40 saniyeyle sınırlandı demiş. Türkiye'de meclis yok ki. Bakan kelimesi de yanlış onu da söyleyeyim. E, Türkiye'de bir bakan ya da bakanlar kurulu yok. Bakan deniyor tamam resmi üviyeti de o ama e, bakan demek doğru değil. Yani o bir anlamda saray sekreteri falan gibi bir şey. Zaten e, başkanlık rejimlerinde sekreteri diye geçer yani. E, bakan, minister. E, başbakan, prime minister falan yani e, parlamenter sistemde, başbakanlık sisteminde, bakanlar kurulu sisteminde okey, başbakan, bakan. Doğru. Ama şu anda Türkiye'deki ucube sistemde, tek adam rejiminde Süleyman Soylu ve benzerlerine bakan demekte de, e, haksız ve biraz hadsiz oluyor. Onu da söyleyeyim. Zırhlı araçla yurttaşı ezen askerin para cezasına istinaf onadı. Fail parayı taksitle ödeyecek. Yeni yaşam manşet. Zırhlı cinayete taksitle ödeme. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 16. Ceza Dairesi'nde skandal karar. Hakkari Yüksekova zırhlı araçtan açılan ateş sonucu 4 yurttaşın yaşamını yitirmesiyle ilgili davada çıktı. Mahkeme 4 yaşın, yurttaşın ölümüyle ilgili bilinçli taksirle birden çok kişinin ölüm ve yaralanmasına sebep olmak suçlamasıyla yerel mahkemenin 11 yıl hapis cezası verdiği polisin cezasını yeterli bularak onadı, onacı. 4 canın bedeli 11 yıl ceza. Tümör büyüdü acısı dinmiyor Ö, TR724 manşet cezaevindeki hasta tutuklulardan sınıf öğretmeni Sevgi Sezer sırtındaki tümör nedeniyle günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. Adaletin içler acısı halini getiriyorum duruyorum bazen bir şey de diyemiyorum diyecek ne var ki yani gerçekten. O da TV müyesser Yıldız yazmış duruşmada mikrofon açık kalınca mahkeme başkanı nerede diye soruyorlar birbirlerine heyet. Erdoğan'ın danışmanıyla görüşüyor mahkeme başkanı. Adalet, yargı. Bir de böyle hakaretler var yani. Bu şahıs avukat bir de ailesi var demiş Necmi Hazar ama Ali Aktaş'a milli görüştür milli, milli görüşçüdür bu arkadaş yani genetik olarak falan da şu anda Erdoğan karşıtı falan filan gibi görünmekle beraber aynı yerden Çıkan bir şeyin soyu işte. Partisel hareketin ayrı bir kolu yani. Gerçekten bazen sözler kafi gelmiyor. Duruyorum bakıyorum şeylere. Yani şimdi şu haberde okumayacağım. Şu cümlede sadece başlıkta en az 5 tane sorun sayarım size. Artı bunu bu şekliyle paylaşan bir gün ve benzeri tırnak içinde sol devrimci gruva da en az bir 5-6 şey sıralanır. Ne diyeyim yani işte. Sene 2020 bitiyor, 2020 2021'e giriyoruz. Ülkenin ve medyasının kendisine muhalif denen unsurlarında düştüğü hal. Bir başkası Davutoğlu anlatmış olsaydım AKP parçalanırdı. Buna Serta Çaktan bir cevap vermiş. Diyor ki... Davutoğlu diyor ki ülkenin menfaati değil partinin menfaatlerini düşündüm. Parti parçalanmasın da gerekirse ülke zaman kaybetsin. Hukukun üstünlüğü beter zedelensin. Ekonomi beter olsun. Basın beter olsun. Gerçek şu. Bir korktum. iki işi buradan lehime çevirebilirim diye düşündüm. Daha başka şeyler de söylenebilir. Sert açaktan buraya kadar haklı devam da edilebilir yani. Güzel bir mesaj Ahmet Kalkan'dan. Susarak yıkanlar konuşursak yıkılır diyor. <laughs> Çok güzel bir mesaj yani. Kaftancıoğlu'na fotoğraflamadan on buçuk yıl istendi. İşte propaganda bakanı Fahrettin Altun hani böyle kedili mesajlarını falan paylaşıyorlar son dönemde şirin göstermek için arkadaşı. Propaganda bakanısın yani ne sen yap yani. Ee, ama işte evimi, evinin fotoğrafını çektiler diye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında on buçuk yıla kadar hapis cezası istenmiş yani. Bir tarafı da böyle. Hergele postasından paylaşalım. AKP'li vekilden beklendik sözler. Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altan kürsüde konuşurken millet aç midesine kuru ekmek dışında bir şey girmiyor diyor. AKP Denizli Milletvekili Şahin Til o zaman aç değiller diyor. Bu da tutanak. Millet aç diyen CHP'liye o zaman. Yani kuru ekmekten başka bir şey yiyemiyor diyen CHP'liye o zaman aç değil mi? Kuru ekmek yiyorsa bile bir şeydir diyor yani. Evet. <laughs> Milyarder sayısı artarken yüz binler ölümüne çalışıyor. En derin çukur. Bu da bakması bedava. KFC hamburgerlerini böyle işte fotoğrafını çekip koymuşlar cama. Bakması bedava. Ya acayip ya bu. Bu reklam falan bu tür şeylerde çalışan insanlar da yani hangi toplumda ne biçimde nasıl iş yaptıklarına falan bakacaklar ya. Yani gerçekten böyle bir hadsizliğe falan imza atmayacaklar yani Cem Toker paylaşmış dolar yine yükselişte faiz artırsanıza sonra dolar yine yükselir faizleri biraz daha artırırsınız dolar tekrar yükselecektir tekrar faiz artırırsınız hem enflasyon artar hem işsizlik kısır döngü böyle devam eder sorun ekonomik değil rejim aynen öyle 10 ayda milyoner sayısı 97 bin kişi artmış biraz evvelki bir günün haberi Ender'in çukur Gerçekten makas o kadar açıldı ki anlatamam yani milyoner sayısı bir anda artıyor. 97 bin kişi daha yeni milyoner olarak eklenmiş son 10 ayda. Ama öbür tarafta da öbür tarafta da buz bo, e, boş buzdolabını paylaşan insanlar var. Boş buzdolabını paylaşan insanlar. Pandemiden sonra Türkiye ekonomik buhran yaşayacak. İlhan Kesici, dünkü sözcüğünün manşetiydi bu. Amerika'nın 1929-32 yılları arasında yaşadığı krize ekonomik buhran, büyük buhran denir. Onu kastediyor. Ve Türkiye'den Türkiye'nin 2021-2022 boyunca bundan çıkamayacağı öngörülüyor. Evet, ne desin? Sosyal huzursuzluk tsunami halinde yaşanacak. İşsizlik, iflaslar, yoksulluk hepsi tsunami gibi gelecek. 2021 buhranı yaşanacak diyor İlhan Kesici. Asgari ücret tartışması var ya Ercan Akyol çizmiş. Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretli olduğuna göre asgari ücret asgari olmaktan çıkmış ortalama ücret olmuştur. Daha ne istiyorsunuz? Aynen öyle. Asgari ücretten vergi alınmaz. Asgari ücret asgari ücrettir. Asgari ücret yaşanılır bir ücret olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari yaşam maliyetlerini karşılayacak seviyede olmalıdır. Ve o ücretten bir kuruş vergide alınmamalıdır. Dünyada bu böyledir. Daha evvel örneklerini verdim. Ee, gazeteciliğe başladığım günden beri asgari ücret vergi dışı bırakılsın Vergiden muaf tutulsun laflarını tartışmalarını dinlerim. Dedim ya yani ben çeyrek asır geride bıraktım gazetecilikte bu tartışma bitmedi. Ne zaman biter emin de değilim yani. Bak bizim Turhan Bey'in oğlu okumadı bir mesleği yok diye üzülüyor. Üzülüyordu kurye olmuş şu zamanda tek çalışan bunlar. Evet eve tek tes e paket teslimi yapan e sektör ben de bunlardan biriyim. E, pandemi vesaire, lockdown, kapanma, sokağa çıkma yasağı ne derseniz deyin, e, çalışmaya devam ettiler, çalışmaya devam ettik, hiç ara vermedik. E, bir anlamda iyi, insanı hareketli ve dinamik tutuyor. E, sokağa çıkıyorsunuz, bir amacınız var, hareket ediyorsunuz falan. Yani evde bütün bütün oturup da işte efendim yağ bağlamıyorsunuz. Öbür taraftan da şu açıdan iyi işsiz kalma riskiniz yok. Ee, ne olursa olsun işler devam ediyor. Çok fazla çalıştığınız yerde cirolar da düşmüyor söyleyeyim. Abi ara sokaklara girme dedim sana millet aç aç. Bülent Çelik karikatürü gazete pencereden işte bir simitçi ara sokaklara girince bu şekilde aç milletin hışmına uğruyor. Ve yani karikatüristler olayı biraz daha erken gözlemlerler. Gazete manşetlerine kapaklarına bu çok fazla yansımadı. Fakat bu yani acı bir şey. Karikatür, mizah, espri gibi filan ama yani gelen bu yani. Çok üzgünüm ama gelen bu yani. Açlık sınırı evet bir asgari ücretin asgari ücretlinin yoksulluk da değil açlık sınırının altında olduğunu çizmiş, resmetmiş. Yeni Asya'dan İbrahim bak. Esnafa destek paketi güzel yılbaşında 4 gün kısıtlama güzel ama işte ülke tam kapanamıyor tam kapanamadığı için e, faaliyetler devam ediyor faaliyetler devam ettiği gibi işte değişik önlemlerle falan bu işi aşağı çekmeye çalışıyorlar zor milliyetin manşetiydi bu bugün esnafa destek paketi yılbaşında 4 gün kısıtlama. Yani siz ayın 15'inden 31 Aralık'a dönük yani 15 gün sonrasına dönük 4 gün kısıtlama getiriyorsanız şu anki durum çok vahimdir. Yani bunu kabul ediyorsunuz demektir. Esasen şimdiden kapatmam gerekiyor bunu ben de biliyorum. Bunu itiraf ediyorsunuz demektir. Ama kapatamıyorum kusura bakmayın çünkü herkesi desteklemem, milleti doyurmam, millete evde otursun dediğimde de ihtiyaçlarını karşılamam lazım. O para yok. Bunu da kabul ediyorsunuz demektir. Ama gene de söylüyorum esnaf esnafa 5 milyarlık hibe desteği güzel ee, ve arkası gelmeli. Yani devlet har parman savurduğu milyar dolarları bir şekilde de kendi bugün açta açıkta olan yurttaşına karşı harcamalı. Korona haberleri. Güzel bir korona fotoğrafı bu. Ee, Özlem'in arasında şeffaf Branda. Barcelona'da bir huzur evinde, 84 yaşında, 59 yıllık eşini öpen e, Pascual Perez Agustina Canamero çifti. Adam 84, kadın 81 yaşında, 59 yıldır evliler. Ve işte, yani... Gerçekten yılın fotoğraflarından biri. Gerçekten yılın fotoğraflarından biri. Bantlar yasaklandı bu haber Antalya'dan. Fatma Nene 116'sında virüsü yendi. Bu da Artvin'den. Güzel haber. Bazen güzel haberler de paylaşmak lazım. Pek fazla denk gelmiyor ama ne yapalım. Denk geldiğimde de, denk geldiğinde de mutlaka vermeye çalışıyorum. Antikorlu refakatçi 600 TL. Hastanede virüs tedavisi görenlerin aileleri, yakınlarının yanına yaklaşmaya çekilince sosyal medyada refakatçi borsası oluştu. Covid-19 hastasına bakılır ilanıyla müşteri arayan bakıcılar günde 600 lira kazanıyor. Karardan. Almanya 3 hafta kapanıyor. Yeni Çağ'dan getirdim. 16 Aralık'tan yani yarından başlayarak 10 Ocak'a kadar e, perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları da kapanan işletmeler arasında olacak. O arada tedirgin edici bir haber İngiltere Sağlık Bakanı ülkenin güneyinde hızla yayılan virüsün yeni bir mutos, mutasyonu e, olabileceğine dair bir bilgi paylaştı. Dün. Özellikle İngiltere'nin güneyinde bu virüsün bu çeşidinden kaynaklanan binden fazla vaka görüldüğünü söylemiş. Allah korusun. Umarım mevcut aşılama onun da hakkından gelir. Değilse e, mutasyona uğrayan yeni çıkan virüslerle mücadelede muazzam bir kısır döngü yaşanır ki yani artık onun için aş aşı geliştirecek kaynak bile bulamazsınız yani bir noktadan sonra. Evet. Allah korusun. o boş buzdolabının görüntüsünü size getireyim söyledim. Ezbere konuşmuyorum. Merhaba, lisans öğrencisiyim. Başımda annem babam yok. Çalıştığım iş yeri koronadan ötürü kapalı. Bir başımayım. İş istiyorum, aş istiyorum, yaşamak istiyorum. Sesimi duyurmak istiyorum. Lütfen paylaşır mısınız? Bomboş bir buzdolabı görüntüsü. Durum vaziyet bu. Avrupa kapanıyor ya Türkiye. Bununla başladık, bununla bitiriyoruz. Yarın gene yeni bir manşetle karşınızda olmak umuduyla saygıyla ayrılıyoruz efendim huzurlardan. Hoşçakalın.